Stratejik ortağımız ve dostumuz Amerika Birleşik Devletleri arkamızdan iş çeviriyor. Özellikle şu günlerde Doğu bölgelerinde terör saldırıları sebebiyle her gün yürekleri ateş düşüyor. Peki bu süreçte Stratejik ortağımız ABD ne yapıyor? Hemen söyleyelim. Terör örgütleri PYD ve PKK ile Kobani'de sıkışıyor. ABD kaynakları tabii ki bununla ilgili açıklama yapmadı ama Kürt kaynakları bu görüşmeyi resimlerde paylaşarak duyurdu. Obama'nın koalisyon elçisi Kobani'ye gitti. ABD Başkanı Barack Obama'nın DEAŞ'ta mücadele koalisyonundaki özel temsilcisi Kobani'de PYD PKK terör örgütü mensuplarıyla buluştu. ABD ilk kez Suriye'nin içine hükümet yetkililerini gönderdi. Kürt kaynaklara dayandırılan habere göre ABD Başkanı Barack Obama'nın DEAŞ'ta mücadele için kurulan koalisyondaki özel temsilcisi Breck McGurk'la İngiliz ve Fransız diplomatlar Kobani'de YPG'nin başını çektiği Demokratik Suriye Birlikleri üyeleriyle görüştü. Ajansa konuşan bir Kürt kaynak, görüşme için uluslararası koalisyondan üst düzey askeri heyet Suriye Demokratik Birlikleri'nin üst düzey üyeleriyle bir araya geldiği ifadelerini kullandı. McGurk'un askeri işbirliği için ziyaretiyle ilgili resmi kaynaklar bilgi vermezken, el sıkışırken çekilen fotoğraflar sosyal medyada yayınlandı. Kürt kaynak görüşmede DEAŞ'a karşı askeri planların gündeme geldiğini belirtirken, AFP, görüşmeyi sahadaki başka bir kaynağa daha doğrulattığını belirtti. Washington'ın IŞİD'de mücadele kapsamında desteklediği Kürt YPG güçleri, Ekim ayında yeni bir askeri ittifak kurduğunu açıklamıştı. PKK'nın Suriye kolu PYD'nin silahlı kanadı YPG ve YPJ'nin başını çektiği oluşuma katılan gruplar Suriye Arapları İttifakı, Devrimciler Ordusu, Burkan El Furat Operasyonu Bileşenleri, Sanadit Birlikleri, Yiğitler Birlikleri, Cezire Tümenleri Birliği, Süryani Askeri Konsey, YPG, YPJ olarak listelenmişti.